Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Teslim olmayacağım. Bu yaştan sonra hapis yatamam. Yaklaşmayın, vururum! Yaklaşmayın, vururum! Yaklaşmayın dedim! İndirin silahlarınızı! Yapma! Yapma ne olur, yapma! Ben başkomiser Orhan. Kimse sana zarar vermeyecek. Sana yardım etmek için buradayız. Kızı bırak ve teslim ol. Artık bana kimse yardım edemez. İş işten geçti, anlıyor musunuz? Teslim olmayacağım! Vedat yapma ne olur! Yeter artık! Seni anlıyoruz Vedat. Kızını bırak ve teslim ol. İşleri daha fazla zorlaştırma. Atiye, nihayet sana layık bir koca olmayı başardım. Mutluluklar dilerim. Elveda kızım. Selim! Dur! Sağlık ekiplerine haber verin çabuk. Baba! Baba! Baba neden? Baba! Baba! Yok ötesi bu hissin, şuursuzca yeniden doğmak anda Ben Başkomiser Orhan. Ne kadar üzgün olduğunu anlıyorum. Yaşadıkların çok zor. Ne desem boş. İyi olmana sevindim. Ha bu arada onu yakaladık. Bu seni rahatlatır diye düşündüm. Neyse. Geçmiş olsun. Vedat Okuroğlu kısa sürede iyileşti ve hemen mahkemeye çıkarıldı.
planlayarak adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile yargılanıyor. Gerçi Vedat suç işlerken delil bırakmamak gibi bir gayret içinde değildi ama silahı ruhsatlı olsaydı daha ilk balistik raporu çıktığında yakalanabilirdi. Ülkemizde kişilerin kullanımındaki toplam silah sayısı gerçeğe dönüştürülmüş kuru sıkı silahlar hariç 10 milyon kadar ve bunun 7-8 milyonu ruhsatsız. Bireysel silahlanmanın denetimi yeterince yapılmıyor. Ateşli silahların yer aldığı soruşturmalarda başka sorunlar da var. Örneğin atış uzaklığı her zaman kesin olarak belirlenemiyor. Ateş ettiği halde elinde barut artığı bulunamayan, etmediği halde bulunan var. Bu yüzden bazen kaza, cinayet, intihar ayrımı içimize sinmiyor. Bu bölümde kanıtlar yine kimin yalan, kimin doğru söylediğini bize gösterdi. Şoför Muhittin'in Galip'in evinde neyin peşinde olduğunu ortaya çıkarttı. Bilişim uzmanlarının benzin istasyonunun kamera görüntülerini geliştirmesi sayesinde katilin kimliği saptandı. Parmak izi ve DNA incelemeleri beyaz aracı Vedat'ın kullandığını kanıtladı ve kendi hayatlarını tehlikeye atma pahasına kahramanlarımız bir kez daha suçluyu adalete teslim ettiler. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur. Thank you.